AK Parti Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Canbey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşmasında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin avantajlarını anlatan Mustafa Canbey, yatırım arayışında olan tüm firmaları Balıkesir'e davet ederek bu noktada her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Balıkesir olarak 2021 yılında ihracatımız 789 milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek yıllık değerine ulaşmıştır. Diyen milletvekili Can Bey, 2023'te hedef 20 bin istihdam, hedef 1 milyar dolar ihracat. Dedi. Pandemiye rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme rekorları kırdığını söyleyen Mustafa Can Bey şu ifadeleri kullandı. Tüm dünya olarak 2 yıldır, son yüzyılın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen COVID-19'la mücadele ediyoruz. Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da, gelinen nokta itibariyle hayatımızın her alanını olumsuz etkilemiş durumdadır. Andolsun Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde oluşturduğumuz güçlü sağlık altyapımızın sağladığı avantajlar sayesinde salgın sürecini başarıyla yönettik. Seri üretime geçtiğimiz Turkovac aşımız ile aşı üreten 9 ülkeden biri olduk. Küresel çapta meydana gelen sıkıntılara rağmen üretime ara vermeden devam ederek sıkı istihdam tedbirleri ve toplumun her kesimine yönelik teşvikleri uygulayarak ekonomimizi dimdik ayakta tuttuk. Türkiye olarak 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmayı başardık. Küresel ekonominin %3,4 küçüldüğü bir dönemde, %1,8 oranında büyüme kaydettik. Balıkesir olarak Marmara ve Ege bölgesinin kesişim noktasında yer aldıklarını vurgulayan Milletvekili Can Bey, çevresindeki iller itibariyle 27 milyon nüfusun ortasında bulunan seçim bölgen Balıkesir, karayolu akslarının gelişmesiyle ulaşımın kavşak noktası haline gelmiştir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, i̇zmir İstanbul Devlet Karayolu'na 6 kilometre, i̇zmir İstanbul Otoyolu'na 12 kilometre uzaklıktadır. İzmir ve Bandırma Limanları'na 1 saat, İstanbul'a 2 saat mesafeyle ulaşımın kavşak noktası durumundadır. Ospin'in en yakın liman olan Bandırma Limanı'na uzaklığı 110 km'dir. Ospi'ye 500 metre uzaklıkta bulunan Gökköy Lojistik Köyü'nün faaliyete geçmesiyle, demir yolu taşımacılığında da önemli bir avantava sahiptir. Dedi. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımcılara sunduğu avantajlara da değinen Milletvekili Can Bey, BalOSP, bünyesindeki şalt tesisi ve yeraltı enerji şebekeleriyle yatırımcılara kesintisiz ve güvenli enerji sağlamaktadır. Balospi'nin bir başka avantajı ise, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizce Tepeler, Baravu'nun ortaklarından birisi olmasıdır. Bu sayede fabrikaların içme suyu ihtiyacı şehir merkezindeki evlerden akan içme suyunun kalitesinde ve yeterince karşılanmaktadır. Balospi'nin genişlemesi için kamulaştırma süreci 3 etap hamilinde planlanmıştır. Tüm genişleme alanları tahsis edildiğinde 5 yıl içerisinde 40 bin kişinin çalıştığı Türkiye'nin örnek OSP'leri içerisindeki yerimiz hızla alacağız. İhracattaki artışı sürdürülebilir kılmak, şehir ekonomisine katkı sağlamak, Yerli sanayicimizin ihracat potansiyelini geliştirmek için Balos'te Gümrük Müdürlüğü'nün kurulması ile ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah buranın da açılışını 2022 yılı içerisinde yapmayı istiyoruz. Hedefimiz, teknolojiye değer veren, yeşil kalkınma hedefini önceleyen bir OSB olarak, Türkiye'nin en önemli üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olmaktır. İfadelerini kullandı. Ben yatırım arayışında olan tüm firmalarımızı Balıkesir'imize yatırım yapmaya davet ediyorum. Diyen Can Bey, bu noktada her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.